Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto Geçim Kamuza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere Oasis Network yani ROS token'ının incelemesini yapacağız. Yaklaşık 2-3 gün önce arkadaşlar Twitter hesabımızdan bir anket yaptık ve bu anket sonucuna göre burada hangi coin'in incelemesini istersiniz dedik ve burada arkadaşlar %37.5'la buçukla ROS Oasis Network çıktı. O yüzden bu videoda sizlere Oasis'in incelemesini yapıyorum. Bizleri Twitter'dan takip ederek bu tarz şeylere katılırsınız arkadaşlar. Çok iyi olur. Twitter'dan takip etmeyi de unutmayın. Şimdi öncelikle Oasis Network deyince aklımıza gelmesi gereken ilk kelime Privacy arkadaşlar. Bakın kendileri zaten direkt ana sayfalarına burada yazmışlar Privacy diye. Privacy ne demek? Gizlilik. Yani bir blockchain ağında şu an henüz hani birçok blockchain ağında olmayan bir şey. Biz birine para gönderirken, birinden para alırken, adresler vesaire her şey transparan olduğu için herkesin bütün finansal geçmişini kime ne kadar para yollamış, ne zaman yollamış hepsini görebiliyoruz. Fakat bu ilerleyen zamanlarda değişecektir ve bu gizlilik olayı yavaş yavaş hayatımıza girecek. Her ne kadar devletler bunu istemese de birçok birçok borsa vesaire bunu çıkarsa da blockchain ağları arkadaşlar gizlilik olmadan çok büyük çok ilerlemesi adapte olmasın imkansız. Yani şöyle düşünün siz markete gidiyorsunuz. Markete gittiğiniz zaman kredi kartını adama okutuyorsunuz işte post cihazından. O market sahibi sizin bütün yapmış olduğunuz işlemleri, bütün paranızı, hangi bankada ne kadar paranız var, nereye ne kadar harcamışsınız, ne zaman harcamışsınız, kime vermişsiniz paranızı hepsini görse hoşunuza gider mi? Gitmez. İşte buradaki şu an blockchain sistemindeki düzeltilmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu gizlilik. O yüzden gizlilik önemli bir konu. Oasis Network de bunun üzerine düşen bir proje. Projenin yatırımcılarına girip bir bakarsak, projenin yatırımcıları gerçekten Kırklı sektöründeki önemli yatırım şirketleri arkadaşlar. A16Z en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesi, Binance Labs, Polychain Capital, işte Electric Capital, Pantera, Dragonfly bunlar gerçekten büyük ve önemli yatırım şirketleri. Buna ilk olarak arkadaşlar bir de Oasis Network'ün ekosistemine şöyle bir girip bakarsak, burada diyor ki işte yüzlerce aplikasyon diyor Oasis üzerinde üretiliyor ama Hani açıkçası yüzlerce pek bir şey göremedim ben çok az bir e, uygulama vesaire var. Bazıları işte kendi natif uygulama dediğimiz sadece oasis network üzerinde yapılan bazıları da işte multi chain wormhole gibi böyle birçok blockchain adını kapsayan projeler arkadaşlar. Bunun dışında kendilerine ait cüzdanları var hem web wallet'ı var hem de işte bu normal ekleme cüzdan ekleme ayrıntısı gibi şeyler var. Bu ikisi de arkadaşlar direkt kendi cüzdanları olarak çalışıyor. Kendilerinin arkadaşlar iki tane farklı ağı var diyebiliriz. Biri emerald ağı, bir de safir ağı. Bu ağlar arasındaki farklar da şöyle arkadaşlar. Mesela safir dedikleri A, EVM odaklı. Bir de arkadaşlar burada gizlilik odaklı işler yapılabiliyor. Yani sizler işte bağlantıların, para miktarlarının vesaire çok böyle göstermeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bir ağ bu. Bunun dışında bir de emerald ağı var. Emerald ağı da normal işte bir çok şu anki günümüzdeki blockchain ağı tarzında olan bir full EVM tarzında bir blockchain ağı. Her ikisini de yapmaya çalışıyorlar ve bu safiri arkadaşlar diğer blockchain ağlarına da aslında böyle bir hizmet olarak verebileceklerini göstermişler Araştırdığım kadarıyla. Yani diyorlar ki birçok blockchain ağı ve birçok uygulama işte bu bizim gizlilik odaklı servisimizi alabilir ve onları kendi uygulamaları üzerinden herhangi bir işte Oasis Network'e geçmeden yani Ethereum'unda çalışan bir uygulama Ethereum'unda bu servisi alıp kendi şeyini daha gizli hale getirebilecek bir teknolojiye sahip diyor. Ve bunun üzerine çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla da. Şimdi isterseniz fiyatla alakalı grafiğe bakmadan önce şöyle bir token mixlerine girip bakalım arkadaşlar. Projenin 10 milyar adetlik bir tokenı var. Toplam arzının 10 milyar olduğunu söyleyebiliriz. Tokenın utility'si yani bu token ne işe yarıyor? Bu tokenın ilerleyen zamanlarda değerlenmesini sağlayacak olan şeyler nelerdir? Birincisi transaction fee yani işlem ücretleri ROS ile ödeniyor. İkincisi staking proof of staking sisteminde arkadaşlar. Stake sahibi olan insanlar işte hem network'ü koruyorlar hem de buradan ödüller kazanıyorlar. Bu işe yarıyor. Bir de arkadaşlar delegation olarak yarıyor. Konsensus layer üzerinden coinlerinizi delege ederek de işte network'e katkıda bulunabiliyor. Token'ı da hemen hızlı bir şekilde bakalım. %23'lük kısmı staking ödüllerine verilmiş. Bu oldukça büyük bir rakam bence gayet iyi. %5'lik kısmı stratejili işte partnerlikler vesaire. %10'luk kısmı foundation için. %18,5'luk kısmı community ve ekosistem için. Bu da oldukça güzel bir rakam. Çünkü ne kadar ekosistemini büyütürse projeler coin'e de o kadar değerli olabiliyor. %20'lik kısmı Core Contributor, %23'lik kısmı da Backers. Backers dediği de şu arkadaşlar, buradaki bu işte yatırımcılar, yatırım şirketleri. Projenin arkadaşlar 10 yıllık bir sirkülasyon takvimi var. Bu sirkülasyon takvimine göre yavaş yavaş buradan açılmalarını yapıldığını görüyoruz. Antibar arkadaşlar bu aşamadayız ve bundan sonra böyle yavaş 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 açılıyor. Şimdi arkadaşlar Rose'un incelemesine bakarsak fiyatı 0.9-0.4 dolar. Market cap'i 276 milyon dolar. All time high yani bu coin en fazla ulaştığı miktar 0.56 dolar olmuş. 2021'in sonları 22'nin başlığı sanırım. All time low ise bu coin'in en düşük olduğu fiyat arkadaşlar. 0.03 dolar yani şu an neredeyse oraya baya baya bir yaklaşmış. TVL miktarı çok çok düşük 1.9 milyon dolarlık sadece bir TVL miktarı var. Dex hacmi ise sadece 30 bin dolarlık. Yani 3-5 kişi şurada bir volüm yapsa onu bile geçebilecek kadar şey olmuş baya baya düşük olduğunu söyleyebilirim. Toplam arzı 10 milyar adet. An itibariyle piyasada bulunan miktarı ise 5.7 milyar adet. Yani 4.3 milyar adetlik bir coin açılımı daha olacak ilerleyen zamanlar içerisinde 3-5 yıl içerisinde. Buna ek olarak arkadaşlar staking ödüllerinin şöyle bir takvimi var ve bu takvimdeki verilen ödüllerin oranlarının yavaş yavaş düştüğünü görüyorsunuz. İlk başta %20'lik çok yüksek bir oranla başlayan ödüller yavaş yavaş düşüyor. An itibariyle %4'lük bir ödül var. Bunun ilerleyen zamanlarda 2024'te %2, %1'lere doğru düşeceğini de buradan görebiliyorsunuz. Şimdi Oasis Network'in grafiğine şöyle girip bir bakalım. All Time High'a geldik. Burada işte en yüksek olduğu miktarı görüyoruz 0.56. Oradan 0.048'e düşmüş. Eski fiyatına yükselmesi için yaklaşık 10-12 katı civarında bir yükselmeye gerekiyor arkadaşlar bu coin'e. Fakat bu düşüş birçok coin'de yaşandı. Avalanche'da 10-12 katı yükselmesi gerekiyor eski fiyatın ulaşması için. Solana da ne, ne bileyim arkadaşlar diğer coinler vesaire çoğu da 10 katı 12 katı civarında bir düşüşe sahip. Yani bu diğer coinlere oranla ekstrem bir düşüşe sahip değil. O yüzden arkadaşlar piyasa geneli neyse bu da öyle bir performans sergilemiş. Son bir ayda arkadaşlar fiyatların biraz işte azaldığını arttığını görüyoruz ama genellikle stabil bir şekilde ilerlediğini gösterebiliyor bize. Peki ilerleyen zamanlarda nasıl bir performans sağlayabilir yani güzel kazandırabilir mi derseniz. Önümüzdeki günlerde piyasalar düzelirse vesaire kesinlikle bunun da bir yükseliş sağlayacağını söyleyebilirim. Zaten piyasadaki sıralamasına bakarsak market cap üzerinde 109. sırada olan bir proje. En çok hacim olan coinler arasında 192. sırada olan bir proje. Bu açıdan potansiyelin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Marketlerine girip bakarsak bu önemli bir detay. Hangi piyasalarda hangi borsalarda listeli? Arkadaşlar neredeyse bütün büyük borsalarda listeli. Yani Binance, Coinbase, KuCoin, Coin, GTO, Bybit, Huobi vesaire. Neredeyse hepsinde var bu. Bütün borsalarda olmasının pozitif tarafı ne? Arkadaşlar çok işte güvenilir ve gerçekten de bütün borsalar tarafından listelenmiş olan bir proje olma izlenimi veriyor. Negatif tarafı ne? İlerleyen zamanlarda bir proje listesi, mesela işte Binance'te listelenmemiş olsaydı ve önümüzdeki zamanlarda bir Binance'te listeleme olsaydı belki fiyatı hemen 2x vesaire yapabilirdi. Ama şu an için öyle bir imkanı yok gibi duruyor. Peki projenin bir de roadmap'ine girip bakalım. Yani bu proje ilerleyen zamanlarda neler yapmak istiyor? Oasis Network'ün 2023 yılı için roadmap'inde işte diyorlar ki biz privacy layer olan Safir'i çıkaracağız meydana ve bu privacy'ye odaklı işler yapacağız. Buna ek olarak bir de Ethereum'un köprüsü kuracağız diyor ve bunu trustless bir şekilde yapma çalışacağız. Çünkü günümüzdeki birçok köprü işte birilerine güvenmek zorundasın. O yüzden işlemler öyle yapılabiliyor. Diyorlar ki biz Ethereum üzerinde trustless bir köprü yapacağız. Bu şekilde de arkadaşlar Ethereum üzerindeki işte hem para hem kullanıcılar hızlı bir şekilde diyor ki bizim ağımıza gelebilecek. Buna ek olarak bir Oasis Explorer yapmak istiyorlar. Safir ağını destekleyecek olan. Bir diğer hedefledikleri şey ise kendi cüzdanlarının işte daha iyi bir tecrübe sahip olabilmesi için bunun MetaMask Snaps özelliğini getirebilmeleri. Oasis Network'ün bir de gelin şu datalarına bakalım. Toplamda 50 binden fazla delegatör varmış. Aktif validator sayısı 120. Bu çok yüksek bir rakam değil arkadaşlar. Normalde Solana'da, Avalanche'da vesaire binlerce validator var. O yüzden yüksek bir rakam olmadığını söyleyebilirim ki Ethereum'da yüz binlerce validatör var. Toplam stake edilen ROZ miktarı 5.5 milyar adet. Bu baya baya yüksek bir rakam arkadaşlar. Yani %50'den fazlası stake edilmiş durumda. Toplam transaction sayısı yani toplam az üzerinde yapılmış işlem sayısı ise 116 milyon adet. Bu da oldukça güzel yüksek bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar OASIS'in bir de TVL miktarına bakalım. TVL miktarını görüyorsunuz. Bakın 27 Nisan 2022 tarihinde. 270 milyon dolardan düşe düşe 2 milyon dolar hatta 1.9 milyon dolara kadar düşmüş. Yani arkadaşlar eski seviyesine ulaşması için 100-150 katı artması gerekiyor ki baya baya bir düşüş anlamına geliyor bu. Oldukça kötü bir metrik arkadaşlar. Burada zaten TVL miktarının sadece şuradaki iki tane projede olduğunu görüyorsunuz. Geri kalanların hepsi çar çöp yani bir kişinin bile koyabileceği TVL miktarı var. Buna ek olarak Dex Screener üzerinden burada Oasis Emerald Ağı'nın hacmine girip bakayım dedim arkadaşlar. 24 saatlik hacminin 29-30 bin dolar civarında olduğunu görüyorsunuz. Yani burada doğru düzgün bir işlem yapan, hacim yapan, para kazanan, para alan, veren insan sayısı yok denecek kadar az. Peki olumlu tarafları ne? Olumlu tarafları arkadaşlar Oasis Network geçen sene bakın 17 Mayıs 2022 tarihinde Oasis ekosistem fanı için 235 milyon dolarlık bir para toplamış. Neden şu an fiyatı düştü? Neden böyle bir ekosistem yok diyorsanız büyük ihtimalle arkadaşlar bu paraları veriyorlar insanlara yavaş yavaş o ekosistem üzerindeki uygulamaları yaptırıyorlar. Fakat an itibariyle ayı döneminde olduğumuz için birçok uygulama birçok proje piyasaya çıkmak istemiyor. O yüzden geliştirmeler yapıyorlar alttan alttan. Ama buradaki bu 235 milyon dolarlık yatırım eğer ekosisteme giderse ve buradaki projelere işte yazılımcılara vesaire verilirse buradan kesinlikle arkadaşlar güzel dönüşler alacaklardır. Ve Roscoin de bundan iyi şekilde değerlenecektir diye düşünüyorum. Son olarak sosyal medya platformlarına şöyle girip bakarsak arkadaşlar Oasis Network'ün 277 bin takipçisi var ve oldukça yüksek bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Twitter üzerindeki paylaşımlarına baktım oldukça aktif her gün arkadaşlar bir şeyler paylaşıyorlar yaptıkları işleri işte ekosistemdeki çalışmalarını teknik çalışmalarını partnerliklerini vesaire burada aktif bir şekilde paylaştıklarını söyleyebilirim. Bunun dışında kendilerinin YouTube kanalı da var YouTube kanalına da girip baktım ki çoğu projenin böyle YouTube kanalı çok ölü olur. Ama bu proje YouTube kanalında da haftada bir, iki haftada bir vesaire Video atmış ve insanların burada işte topluluğunu bilgilendirme amaçlı videolar vesaire paylaşıyor. Bu güzel bir şey. Discord üzerinde 60.000'den fazla üyeleri var. Ve bunu arkadaşlar 1600-1700 tanesi online gösteriyor. Bu da fena bir rakam değil ama çok yüksek de değil. Telegram'ına girip bir bakayım dedim 40.000'den fazla üyesi var. 2000 civarında da online üye olduğunu görebiliyoruz. Genel olarak baktığımızda burada Rose Network'ün bir potansiyelin olduğunu söyleyebilirim. Ve Rose Network hem gelişmelerine devam ederse hem de yapmış olduğu çalışmaları ilerletebilirse arkadaşlar. Çünkü gizlilik alanında ilerlemesi bence önemli bir şey. Gizlilik ilerleyen zamanlarda güzel bir potansiyel sağlayacaktır. Çünkü projelerin ihtiyaç duyduğu bir şey bu. O yüzden Rose Network'ün yolunun açık olduğunu söyleyebilirim. Peki ne kadar yükselebilir diye sorarsanız an itibariyle 270 milyon dolarlık bir market hacmi var. Yani bu 10x civarında bir şey yapabilir gibi geliyor bir boğa piyasasına girersek. Ama zannetmiyorum ki öyle 100x'ler, 200x'ler havada uçuşsun. O kadar büyük bir potansiyelin olduğunu zannetmiyorum. Ama 10-15x'lik bir potansiyelin olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak video bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. İncelememizi istediğiniz başka bir coin varsa lütfen yorumlara yazın. O coinlerin hepsini de incelemeye çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.